Ne yaptın anneciğim? Nasıldı bugün okul? Hiç konuşmak istemiyor. Kötü bir şey mi oldu anne? Anne vallahi konuşmak istemiyorum. Konuşmayalım. Sen nasılsın? Hiç. İşte bildiğin gibi. İyi. En azından sen iyisin. O da bir şey. Zeynep, ben seni aslında neden çağırdım biliyor musun? Beni çok özledin, bir de beni çok seviyorsun, onu söylemek için. Annem, tabii özledim seni, tabii ki çok seviyorum. Ama yani hem öyle hem de sana bir şey söyleyeceğim aslında. Ya ben söylemeyeyim aslında, sen... Ne bu? Kendin gör, bak. Var ya bu. Hani şu an yaşadığımız. Hı hı. O. Zeynep'e oynadığın oyunun cezası. O kadar da zeki değilsin. Kimse benim sevdiğim kızı incitemez. Ona öyle bir oyun oynuyorum ki. Bir de asla kendine gelemeyecek. Verdiğim numarayı kaydettin mi? Evet Kerem Bey. Güzel. Şimdi çocuğun kim olduğunu, nerede yaşadığını, ne yaptığını, ne ettiğini her şeyi öğreniyorsun. Sonra bana haber veriyorsun, tamam mı? Nasıl isterseniz. Sağ ol. Kerem! Bekle beni. Biz yürü git. Sen kendini çok akıllı sanıyorsun değil mi? Ha? Evet. Bütün pislikleri sen yaparsın. Bütün oyunları sen oynarsın herkese. Ama herkesin bir zaafı vardır. Herkesin zayıf olduğu bir nokta vardır. Duyduğuma göre bu aralar çok acı çekiyormuşsun. Oh olsun. Umarım ölürsün vicdan azabımla. Sen benim duygularımla oynadın ya Kerem Sayar. Senin de duygularınla oynuyorlar. Bunu... Ya ne demek istiyorsun lan? Bırak ha? Beni ya. Ne demek istiyorsun? Bırak beni. Ya konuş, konuş. Söyle. Ha? Anne. Kerem Bey. Geberirsin umarım. Ölürsün. Melis gel buraya. Getir bunu. Kerem Bey, getir ama. Yani göründüğü gibi değil tabii de. Olsa ne fark eder? Ne demek bu? Ya boş ver işte. Zeynep, senin bana söylemediğin bir şey mi var anneciğim? Anne vallahi konuşmak istemiyorum ya. Çok çok bunaldım ben. Şu an tek istediğim yaz gelsin, şu okul kapansın, tatile girsin. Ben de Gölyazı'ya gidip kafamı dinleyeyim. Gerçekten şu an tek istediğim bu. Tamam. Tamam anneciğim, gideriz. Gideriz bir tanem. Hatta ben gitmesem bile sen gidersin. Salih teyzenlerde kalırsın, tamam mı? Bana bir açıklama yapmana gerek yok, tamam mı? Ben neyin ne olduğunu çok iyi biliyorum. Sen nasıl bir insan olduğunu da iyi biliyorum. O yüzden boş ver. Yani bizim zaten yeterince canımız sıkıldı, yeterince üzüldük. Artık daha fazla üzülmeyelim, tamam mı? Gerçekten yeter. Bir tanem benim. Tamam annem. Haklısın. Melis, yeme şu tırnaklarını. Arkana yaslan, bir görmüyorum. Kahkaha sevgililer günü... Melis, sana söylüyorum. Çek şu elini. Nereden geldiler hayatımıza anlamıyorum ki. Annesi ayrı dert, kızı ayrı dert. Hiç girmeselerdi keşke hayatımıza.
Arkana yazsan görmüyor. Olacağı bu. Ne olacak ki? Yani yüz verirsek böyle ikisi de çıkar tepemize. Sen yıllar önce adamın koynuna gir. Sonra atla kasabandan gel şehre. Bu kız senin diye. Tabii. Söyledim şimdi çocuklara. Konuştum bak. Siz kendimi savunmam lazım çünkü. Benim utanılacak hiçbir şeyim yok ki. Benim ayıbım mı bu? Onun ayıbı. Bak bu haber değil, ondan sonraki haber de çıkacak. Ben inanamıyorum sana. Ben sana inanamıyorum. Sen bu mevzuyu bile reklam konusu mu yaptın? Gidip televizyonlara mı konuştun? Bağır. Nasıl bağırma? Konuşacağım tabii ya. Tabii konuşacağım. Ne yapacağım peki? Benim bir onurum, gururum var be. Ha? Ben ayıp bir şey yapmadım ki. Tabii ki açıkladım çocuklara. Ben evliliğimi tekrar gözden geçireceğim dedim zaten. Bu senin ayıbın, benim olamaz. Bana bak, da bağırıp beni iyice sinirinden delirtme. Tamam mı? Kapa çeneni! Bağırma anneme. Kapa çeneni! Kapa! Ya kimsiniz siz ya? Ne biçim konuşuyorsun sen de? Ben tanımıyorum sizi. Siz kimsiniz? Melis nerede? Benim o güzel yüzlü, güzel huylu, güler yüzlü kızım nerede? Sen ne zaman bu yaratığa dönüştün? Ya kız kardeşin olmasını bırak. O senin okul arkadaşın ya. Bırak okul arkadaşı olmasını. İnsan o, insan. İnsan başka bir insana nasıl yapar bunu ya? Kendine gel, tamam mı? Konuşma! Yeter! Böyle bir kız mı istiyorsun? Bunu mu bırakıyorsun? Böyle bir yaratık olmasını mı öğütüyorsun kızına sen? Siz nasıl insanlarsınız ya? Nasıl bu hale geldiniz? Kendinizden başka kimseyi nasıl düşünmezsiniz? Yeter. Ben kızımı istiyorum, anladın mı? Ben Melis'imi istiyorum. Eski Melis'imi, başını göğsüme yaslayıp da sevdiğim o aşkım kızım dediğim kızımı istiyorum geriye. Bundan sonra yok. Bundan sonra Demet'le Zeynep yok hayatımızda. Adını ağzına almayacaksınız ikiniz de. Hayatınızda yoktu, bundan sonra da olmayacak. Bitti, yeterli. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.